Evet yeni starter StarTürk Türk. Star bölümüyle <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir girişle Star Türk bölümümüzde karşınızdayız yine ve bugünkü bölümümüz Where no one has gone before. Biraz daha uzun olsa bir Nazım Hikmet şiiri de olabilirmiş. Ne yapıyorsun Bundan abi? bir misin? sonraki bölüm de fena ismi ha. Ama bunun ismi evet gerçekten iyi. Bir şey söyleyecek ben iyiyim. Ee, çok sıcakladı İstanbul. Senin gibi Hollandalarda biz tabii o oh, buzların altında oturmuyoruz. Ee, ondan sonra burası sıcak. <laughs> Ee, klimayı falan açtım. Camı da açtım ama klima çarparsa diye. Dün çarptı çünkü. Ne yapacağım bilemiyorum. Endişeli. Panik içerisindeyim. <laughs> Öte yandan Vernova. Ya bir şey söyleyeyim mi? Star Trek The Next Generation izlemeye tekrar girdiğimize çok memnunum ya ben. Ya Mutlu ben musun, Sen ilk izliyorsun da. Ben ikinci tur izliyorum ya. Üçüncü tur ya da galiba. O, o kadar güzel ki her şey ya. O kadar özlemişim ki. Akıllı akıllı senaryolar var böyle. Kafalar çalışıyor. akıllı çalışan karakterleri izliyorsun filan. Yemin ediyorum böyle şeyler kalmadı ha. Her şey İtilen, sakin. köpek ile uğraşıyoruz. Her şey sakin bir daha. Ben da güzel. Ve olaylar büyük ama hep böyle herkes sakin çözüyor yani işi. <laughs> Hiç böyle evet, ortalık alev almıyor. Böyle... Ya abi, u Star Trek Discovery'de <laughs> en son böyle şey durumları vardı ya çünkü. Science falan. böyle anladın mı yani? <laughs> abi ne yapıyoruz? Bak işte adam gibi herkes işine bakıyor. Chill. Yani tamam biraz panikler oluyor bir takım Radax'ini sonuna gidiyorlar yanlışlıkla yani. İnsan korkar, anladın mı? Adam <laughs> basıyor radyoya diyor ki Star işte Starship Enterprise'ın şeyleri diyor, mürettebatı diyor. Şu an düşüncelerimizin gerçeğe dönüşebildiği bir yere geldik. O yüzden dikkatli olun. Sakın ha işte şey yapmayın. Çok kötü kötü şeyler düşünmeyin falan diyor. Akıl. Herkes olun. de böyle a okey biz dikkatli olumuz zaman. <laughs> falan böyle ne güzel lan. Çok, çok seviyorum ben bu diziyi. Çok minnoş oğlum yani ben de kafam rahat izliyorum ya. Hiç böyle gerginliğim yok. Dizi izlerken gerilmiyorum yani. Tertemiz. Ama bu bölümün şöyle bir rahatlatıcılığı da var. Mesela Westin'in kaza. Yani 80'lerde annelerimizin zorla giydirdiği o bol kaza görmekte bir güven veriyor insan. <laughs> Abi Wesley'nin kaza bu arada senin de takılmış olman beni çok mutlu etti. Wesley'nin kaza Star Trek aleminde bir olaydır. <laughs> ee, Wesley kaza diye kaldı onların ismi ve işte konvensiyonlara falan giderken giyilir böyle. Maşak geçilir. Wesley'i de bir türlü sevmedi Star Trek'çiler. Herhalde 1900 küsur 87 mi? Bu bölümün yayınlanması 1987 falan. O dönem için ergen herhalde asap bozucu bir şey. Şu an mesela benim çok asam bozmuyor. Çünkü bugünün dizilerinde öyle ergenler gördük ki Wesley gibi evladım olsun isterim ben mesela yani. Abi o neden kıskanır? Ama galiba... Şeyden olabilir o ya. E, grubun işte e, çok fazla çalışmayan ama çok akıllı olup ot diye giren adamı gibi o yani. O yüzden biraz kıskanılıyor <gülüyor> gibi. <gülüyor> Kıskanmak da değil işte millet nefret etmiş abi. Bugün hala şey bununla ilgili kitaplar falan yazdı. Will Wheaton galiba Wesley'i oynayan arkadaşın ismi. Biliyorsun bugün board game, bilgisayar oyunlarıyla ilgili falan hala piyasalarda hmm. çalışan bir adam. E, ve hani böyle Star Trek kitlesiyle de zaman içerisinde geri barıştılar ama Zamanında herife inanılmaz böyle bir işte Vesli'yi artık diziden çıkarın sıçarım Wesley'sine, Wesley varsa izlenmez abi vezli isteyen oynayan çocuğun ben ağzına sıçayım falan böyle ne <laughs> nefret ne nefret ama herhalde işte şunu söylüyorum adam Star Trek gibi bir dizinin içerisinde aklı başında da olsa ergen bir genç görmeye tahammül edemiyordu 87 senesindeyiz bak galiba Tabii. ben 1 yaşındayım sen 4 yaşındasın falan o zaman yani bizim <laughs> bilmediğimiz bir dönem Yok. ama ben şimdi bugün bakıyorum bir takım ergen dizilerine yani Allah razı olsun Vesti ne kaliteli çocukmuş annesinin ellerinden öpeyim ben yani <laughs> kaliteli ya, bir ergen o dönemin popüler dizilerini düşünüyorum ee, çok da çocuk hatırlamıyorum ben hep böyle büyük adamlar büyük kadınlar işte A takımları Magnum ne bileyim işte Ceyarlar bilmem yani o dönemin <laughs> dizilerinde çocuk karakter pek ön plana çıkmazdı hani ergen dizileri vardı. Onlar da bize çok gelmiyordu zaten. TRT'de, MRT'de de Amerika civarlarında işte bu Will Smith'in falan dizileri falan varmış o dönemler. Onlar çok bize gelmiyordu. Ya da sonradan geldiyse ben hiç görmedim. Biraz alışkanlık herhalde. Belki gözümüz o tarz çocuk karakterlere alışsaydı. Mesela Alf falan vardı. Alf izliyordun. Orada da çocuk vardı. Küçük o yani öyle bir ya Ergenliği aslında bu yoktu. 80 bak 87 senesi ya yani 90'lara doğru yaklaştığımız dönem bu dönem Amerika'da şey dönemi hani ya evdeki akıllı çocuk her şeyi çözüyor vallahi. Şimdiki gençler çok acayip işte. <laughs> Homelon falan hani bildin <laughs> mi böyle evet, bir filmlerde grup, vardı. Bir grup Amerikan genci büyüklerin akıl edemediği şeyleri akıl eder ve gizemli olayların üstesinden gelir falan gibi klişelerin artık böyle suyunun çıktığı bir dönem olabilir. Millet olan arkadaş Star Trek'te de mi falan diye gıcık olabilir. Çünkü bundan bir önceki izlediğimiz bölümde hatırlarsan Wesley'nin ortaya çıkarttığı bir teknoloji çözüyordu işi. Evet. Burada da işte Traveler karakteri geliyor bence evren içinde mantıklı bir açıklama yapıp diyor ki ya Wesley çok zeki bir çocuk aklı fikri başka şeylere çok yatkın siz ona destek olun falan diyor ama işte o dönem bu karakterin çok öne çıkması bir tepki çekmiş. Ben ilk izlediğimde de şimdi tekrar izlerken de öyle bir şey olmuyorum. Asap bozucu olmuyor. Ha, Şu... yani bu kadar her bölümün içerisinde Wesley çıkmasa daha iyi olabilir. Ben biraz da Worf göreyim falan diyorum mesela içimde. Ya dediğin gibi Amerikalılara daha batıyor olabilir onlar daha alışkın da işte evet bize, bize çok öyle dizi yani bir film işte dediğin gibi şey vardı evde tek başına bir de problem çocuk vardı ama o zaten psikopattı hmm. yani <laughs> onun bir de Türk versiyonu vardı ki ona hiç girmeyeceğim. Ya, nasıl buldun bu bölümü? Bu bölüm yani bana göre biraz daha şey bölümler hani nasıl diyeyim diğer bölümler daha çok konuşuyordu insanlıkla ilgili. Bu bölüm de yine arınmadan pek çıkamıyor. Hala işte şimdi geçmişini anılarla arınmaya giriyor bir noktasında. Biraz daha küçük konuşan biraz daha sakin bir bölüm gibi geldi bana. Ama Traveler karakterini çok sevdim. Ee, yani başka bir e, evren ya da işte biz işte sizi çok ilginç bulmuyorduk. O yüzden gelmedik cümlesi beni bölüme bağladı yani. O yüzden e, aşırı yükselmesem de beğendiğim bir bölüm oldu. Ee... Bu bölümün benim için güzel tarafları biraz Star Trek evrenini oturtan bir bölüm. Yani şöyle söyleyeyim bundan bir önceki bölümümüz bizim neydi? The Last Outpost. Evet. E, The Last Outpost nasıl bize Ferengi'leri tanıttıysa işte burada da e, şeyi tanıyoruz. E, Starship Enterprise pardon e, Starfleet filosunda başka gemiler de var. Bir tane mühendis adam var. O adam yeni algoritmalar geliştirmiş. O algoritmaları denklemleri geliyor burada uyguluyor. Öylece daha verimlilik sağlıyor bizimkiler diyorlar ki ya bu gönderdi denklemler bir şey yaramaz gibi gözüküyor. Bu herif dolandırıcı olması falan. Yani böyle, <laughs> böyle Çok komik. Federasyon ya. yani federasyon içerisinde görevi olan böyle şeyler de var. Yani şeyi görüyorsun birazcık. Ee, tanıtıyor yani. Hala bölüm bölüm evet, parça büyük parça bir, tanıtıyor. büyük ve işleyen bir sistemin parçası bir de Starship Enterprise. Yani öyle şey gibi değil. Hani kafamıza göre gidiyoruz yani kimseye hesap vermiyoruz tarzı değil. Yani büyük bir şey parçası mesela biraz evreni genişletiyor yine. E, bu böyle bu, bu, bu aralarda o karşımıza çıkacak bölümlerde sıkıcı olan şey birazcık ilk sezonun bence biraz sıkıcı olan tarafı istisnasız neredeyse her bölümde Starship Enterprise ve Tayfası anlamlandıramadıkları ve hiçbir şekilde direnemedikleri aşırı güçlü uzaylı güçlere rastlıyorlar. <laughs> evet. Yani, tamam. dayak <laughs> yeme durumu var biraz böyle. Level 1'lerde abi. Gidiyorsun. Evet evet yani Last Outpost'a gidiyorsun herif enerjini çekiyor. Burada geliyorsun Traveler işte şu evrenin ucuna fırlatıyorsun <laughs> filan. Bir de böyle Q var ilk bölümden daha filan. Bu biraz Gene Roddenberry etkileri. Ee, zaman içerisinde oturacak Rayına Bu ilk bölümlerin havasında biraz işte eski klasik bölümlerin havası var. Eski klasik bölümlerde bu çok e, o, olası bir şeydir. Yani eski klasik bölümlerde 20 bölüm varsa 10 tanesi de falan aşırı güçlü uzaylılar gelip ama böyle tanrısal güçler olan uzaylılar gelip böyle şey yapıyorlar. Duvara vurup hohluyorlar bizim tayfanın üstüne <laughs> falan. Burada mesela ama işte şey biraz farklı. ya. Yani burada da evet çok güçlü bir karakter var karşılarında. Ama bu sefer şey değil. Yani onlara karşı değil. Aksine bilemedikleri bir güç olarak içlerinde duruyor. Ee, Bölümün şeyi ele alması çok hoşuma gidiyor. Warp speedleri nasıl ayarlayabiliriz, hmm. nasıl değiştirebiliriz. İşte warp tene çıkıyorlar maksimumda. Warp tenin üstü nasıl çıkabiliyorlar beklenmeyen hızlara çıkıyorlar. Bir galaksiden diğer galaksiye atlıyorlar. İşte mesela şey e, şey konsepti. Yani bir hata oluyor ve uzay gemisi yanlışlıkla kısa mesafede bir atlama yapacağına çok uzun mesafeye atlama yapıyor yanlışlıkla. Evet. Orada mesela şey diyor ki Jordi diyor ki ya diyor buradan geriye düz hızımızla dönmemiz en yüksek warp'ta bile 300 seneyi bulur. Nasıl döneceğiz geriye? Hay Allah diyor. Kafalar yanıyor. Mesela buradan bir şey mi? Yani böyle bir konseptten Yapsan dizi çekersin yani sırf bununla alakalı. Sırf dönüşü için değil mi? <laughs> ya. E... Yani, hayır bunu da şu yüzden özellikle söylüyorum. Yani böyle bir dizi yapsan yaparsın mesela. Yaparsın canım. Yapılır yani yaparlar. <laughs> hmm, ya, yani ya, yap, yapılabilir böyle bir şey. Yaparlar yani. Duyuyoruz. Ya benim bu bölümle ilgili en sevdiğim konsept var. Yani bilim kurguda en sevdiğim konseptlerden biri var aslında. Yani uzay, zaman ve düşünce ayrı şeyler değildir diyor. Traveler diyordu sanırım. Hı hı. Ve Weston'in böyle bir aydınlanma yaşıyor orada falan. Ya işte hep şeyi konuşuyoruz ya yani insan bedeni niye gerekli? Bundan atıyorum biz ki gördük diyelim ve 100 sene sonra yetiştik sonuna. İnanılmaz yaşadık. Der ki bedenine gerek yok koyacağız zihnini yaşayacaksın. Ben okeyim buna. Ama bunun işte sana ne getirdiğine götürdüğü senin hala o noktada özgür kalıp kalamayacağın gibi konular ve o şeye korkusu yani senin tanıdığın kişiler anıların yani aslında anılarından uzaklaşma korkusunu Star Trek biraz yenebilecek mi yenemeyecek mi ileride bunlara değinecek mi merak ettirdi. Traveler o yüzden bence değerli bir karakter hı hı. ileride göreceğiz mi merak ediyorum ya da benzer şeyleri ya da bu konunun daha açılıp açılmayacağını bakalım umarım görürüz yani. O konuda sana katılıyorum. Yani bence bu böyle bir güzel yapan şeylerden bir tanesi, e, galaksinin ucuna kadar seyahat ettiklerinde artık düşüncelerin gerçekleşebildiği bir noktaya gidiyor olmaları. Yani e, işte daha önceki bölümlerde de konuştuk hani zihin aslında insanın asıl gücü işte beynimizin yüzde onunu kullanıyoruz yüzde yüzünü kullansak ne olur filan yani hani bu tarz e, zihinsel güce ve zihinsel odaklılığa inanan ve bunu ortaya koyan bölümler de benim hoşuma gidiyor. Şey kısımları biraz yani birazcık cringe gelmekle beraber bence güzel anlatıyor şeyleri. İşte gidiyorlar evrenin ucuna ve bir anda herkesin hayalleri gerçek olunca yani Star şu çok ilginç abi. Star Train gemisinin kadrosu balerinler, keman çalanlar, evet abi. annesiyle sofrada çay içenler falan böyle şey çok ilginç yani Aman abi hayallerimiz gerçek oluyor. Sen ne yaptın? Abi ne yapayım işte ben Mozart'tan kuartet çal çalıyordum kemanda. Sen ben de bale yaptım. Kimse de şey demiyor. Garıların arasına girdim. Bir onun memesini elliyorum. Bir bunun memesini elliyorum <laughs> falan gibi. Öyle bir dünyaya girmiyorlar ya mesela. Yani Ama tayfa da hani. Şey orada seçilmiş balerinler... kişiler mi? Onu biliyor musun? Hı -hı. Değil mi? Herkes seçilmiş kişi değil mi orada? O detayı bahsetmişler mi de hatırlayamadım şu anda. Ya şöyle bir durum var. Starfleet aslında ...bir savaş şeyi değil... ...yani o gözde hala izleyenler varsa... ...bu bölümde mesela şaşırmışlar... Evet. ...bu neden tayfa bale yapıyor... ...keman çalıyor falan diyorlar da... E, ...güvenlik sorumlusu olarak geçen... E, ...insanlar dışında... ...Enterprise gemileri bunlar keşif amaçlı gemiler... ...yani araştırma gemisi bunlar aslında... ...bir yere gidilsin, örnek alınsın... ...o örnek incelensin, analiz edilsin... ...onunla ilgili rapor yazılsın... ...yani şey değiller... ...savaşma amacı olan gemiler değiller... E, ...aslında Starfleet'te de... ...savaş gemisi yok şu an ve şu zaman itibariyle. Yani o derece idealize bir dünya bize resmediliyor. E, bir savaş durumu olduğunda bunu genellikle diplomasıyla ya da pazarlıkla çözmek istiyorlar. Karşılıklı duralım, birbirimize ateş edelim, bağım, güm, ortalık patlasın filan. Bu tarz kafalar şeyde yok. E, Starfleet'te şu an itibariyle yok. Tabii bundan haberi olmayan Star Trek Discovery ilk bölümünü karşılıklı dikilip birbirine bağım, güm, ateş edip yanarak <laughs> ölen e, Klingon ve Starfleet gemileriyle yapmış olabilir. O da Starfleet, Star Trek Discovery'nin öküzler tarafından yazılmasıyla alakalı bir durum. Yani yapacak bir şey yok. Ee, Alex Kurtzman, Robert Orji miydi? Var ya bir takım böyle hatırlamıyorum şu anda. Yani evet. Gerçekten ya bu, bu, hiç anlamamak yaptığın işi. Gerçekten anlamamak ki dizi zaten bize daha şeyden başta bunu söylemişti ya işte savaşmak yerine işte hangi bölümde o? Last Posteri i̇lk, bölüm, ilk bölüm ilk bölümde de vardı Last Outpost'ta da vardı yani ...şeyde işte kavga etmeyelim... ...bak çözeriz bunu durumu... ...zaten Traveler'da şey diyor ya bu bölümde işte... ...yani tamam siz gelişiyorsunuz... ...daha ilginçsiniz... ...bir noktaya geldiniz her şey güzel ama... ...daha kontrolü öğrenmediniz... ...yani insanın uh -huh. kendi gücünü... ...kontrol edememe durumu... ...ki biz buna işte genelde den denyoluk ya da işte... <laughs> hırs, ...hırs düşkünlüğü de diyebiliriz... ...onu öğrenmeden... ...o düşüncelerin... E, ...hayata geçtiği yere geldikleri için orada panik başlıyor. Yani belki de insanoğlu bir noktada kontrolü öğrendi zaten rahat edecek. Ama ben işte biz bunu hiçbir hayal edemiyoruz yani şu anda. Yani çünkü ne zaman iyi bir şey bulunsa şimdi bile şunu konuşuyoruz abi robotlar bulundu. Abi bizi öldürürler mi? Savaşta kullanabilir miyiz? Madencilikte nasıl doğayı mahvederiz? Falan. Yani çok ileri gidemiyoruz hala. Hemen yine bozma, yok etme, parçalamaya gidiyoruz. Onların da mesajı burada iyi verilmiş yani. Tabi. Var mı bölümle ilgili Bana, başka ekleyeceğim bir şey? E, bu bölümle ilgili bir tane de detay var üstüne konuşmamız gereken. Hı hı. E, o da şu. Bir sahnede belki seyircilerimiz de fark etmiştir, Belki sen de fark etmişsindir. Kaptan Picard şey diye açıklama yapıyor ya. Aman arkadaşlar şimdi zamanda falan diye hareket edeceğiz. E, o yüzden herkes düşüncelerine mukayyet olsun. Hızlıca evi düşünün eve doğru gidiyoruz falan diye açıklama yapıyor. böyle Bütün e, tayfa evet. dinlerken tayfayı gösteriyor ya. Orada bir tane Asyalı bir abi var. Elbiseyle geziyor. Onu fark ha, ettin tabii, mi? Tabii. <laughs> fark ettin mi onu? <laughs> ettim, ettim. Ne Gö ne diyorsun ona? O bir karakter. Göreceğiz mi ileride yoksa bu bölümlük mü görüyoruz bunu? E o elbise çok meşhur. Ee, Star Trek camiası içerisinde. Ee, Skant hmm. onun ismine şöyle. Hesapta Star Trek e, şey belirlerken, tasarlarken yeni üniformalarını tasarlarken Starfleet daha doğrusu kadronun çoğu humanoid olduğu için yani iki kollu Hı -hı. ve iki bacaklı olduğu için her ırktan karakterin yani cinsiyetten de değil her ırktan karakterin rahat giyebileceği bir şey tasarlamaya karar veriyorlar ve tasarlamaya nihayetinde karar verdikleri kostüm bu oluyor sıkıntı oluyor oradaki adamın üstünde gözüken kostüm var ya Hı -hı. elbise yani aslında güzel kısa, kısa aslında. Elbise. <laughs> yani güzel aslında da ben giymem ne bileyim yani ama böyle bir şey tasarlamışlar. Gene Roddenberry mesela şeyi istiyormuş. Yani bütün tayfa bununla geçsin abi istiyormuş. Ee, millet de demiş ki millet demiş ki kanka ya. <laughs> yani anlıyorum ee, ama çalışmaz be abi demişler. Neyse al gülüm ver gülüm neticede e, neticede konu olmamış yani çıkmamış. Ya. E, skant diye internette arattığında insanlar bulabilir bunu hala. Erkek kadın unisex kabul ediliyor ama işte elbise şeklinde. Ya bu aslında böyle güzel durum. hep şey gelir ya böyle duruma masada işte İskoçların da kilit, kilit miydi kelt miydi onu var işte abi hmm. teyi var falan Ya ben okey yani bu ama göz alışkanlığı ve alışkanlık tabi bunu bir günde hadi bakalım bunu giydiğince giyemezsin İnsan Seyircinin de göz alışkanlığı var ama birilerinin sürekli giymesi bence çok güzel yani ki şu anda Avrupa'da bazı girişim ofisleri ya da büyük şirketler Bizim gibi şirketlerde tabii şey var. Bazı şirketlerde işte kıyafet zorunlulukları var ama orada artık yok. Hani ultra yok. Yani etekle de gidebilirsin. Hmm. Cinsiyet bağımsız. İstediğini giyip gidiyorsun. Hani ortalığı karıştırmadığın sürece. Göz alışkanlığı ya. olması için iyi bence. Yani giyersin giymezsin. O senin tercihin tabii. İşte e, zaten orada şöyle bir şeye gideceklermiş. E, skant mesela erkekler de giyecekmiş. Ama ters tarafından e, şey de olacakmış. Mesela e, ne bileyim, Wesley Crusher ya da, Wesley Crusher diyor pardon, e, Doktor Crusher ya da e, Taşa mesela sürekli pantolon giyiyorlar ya. Evet. Yani Star Trek'in ana ürün forması elbise ya da pantolon takımı şeklindeymiş ki ikisi de unisex bir şey. Yani kadın ha. pantolon giyebiliyor erkek etek giyebiliyor ki abi 87 senesi için bunlar çok iyi <laughs> şey fikirler ha yani iyi fikirler yani Tabii. değil mi? kafa açan fikirler uğraşmışlar ana kadroya koyamamışlar ama ara ara bazı sahnelerde göstere göstere çünkü özellikle kamera adamı direkt gösteriyor millet böyle bir o ne lan ne oluyor lan orada falan diyor şaşırıyor bir Bugün, de bana bak Google'da şey diye arattığında bile skant diye arattığında ya da böyle Google, Twitter'da ben görüyorum. Star Trek Convention'ı var mesela. İlla bir grup sakallı kıllı adam ...skantını giyip gidiyor mesela tamam mı? Hani bir harbi star trekçiyiz. Yani harbi star trekçiysen elbiseni giyersin gidersin kormaya. <laughs> Erkekler <gülüyor> için en azından. Böyle bir kural var yani. Bir cosplayer çok güzel kızlar giyiyor Star Trek elbiselerini. Bir de kıllı sakallı adamlar giyiyor. Böyle <laughs> tuhaf bir alt kültürü yerleştirmişler. E, bunu da açıdan, açıdan tebrik etmek istiyorum. Bizim seyircilerimizden de bu şekilde düşünen vardır. Ben de yer yer şeyi düşünüyorum. Yani aman bakın biz progresif olacağız, aman bakın biz yeni fikirlere açık olacağız diye 2020 senesinde ne yapacaklarını şaşıran diziler, yapımlar görüyoruz. Yani şey çok ilginç. Yani adam bir sahneye elbiseli bir adam yerleştiriyor ve sen diyorsun ki lan adam elbise giyiyor ha. Yani ve sonra bunun bir alt kültürü olduğu falan filan arkasından çıkıyor yani konvensiyonlara kadar yayılmış. Bak tek bir sahnede bir iki kere gözüken bazı karakterlerle seyircilerine bir fikir anlatabilen bir dizi var elimizde. Bir de işte abi biz progresif yapımız... ...progresif yapım olduğumuz için... ...baş rolümüzü şöyle yaptık, yan rolümüzü böyle yaptık... ...bilmem kim böyle yaptık... ...güzel yaptınız ama yani... ...internetteki bir takım trending topiklerin... ...checklistlerini oluştururken... ...inşallah senaryo yazmayı da unutmadınız... ...unutuyorlar ya senaryo yazmayı sonra... ...yani sen evet. bana ilk önce güzel bir dizi sun... ...sonra o güzel dizinin içerisindeki belli kritik... ...karakterler üzerinden... ...sosyal bir mesajın varsa buyur ver... ...biz zaten almaya açığız ama şey gibi yaptıklarında tep tepiyor işte. Sosyal mesaj vereceğiz diye dizi yazmaya başladığında bu sefer şey gibi oluyor. Ee, devlet eliyle propaganda filmi yapılmış gibi oluyor. Yani o, o şeyi atlatamadılar bir türlü. Yeni mesela Star Trek'lerde şey çok var. Yani yeni yetişmiş yazarlar ki ben bu aralar artık şeye çok taktım. Yani Hollywood'un iyi yazar yetiştirememesi gibi bir sendrom olduğunu düşünüyorum. Adam önce ilginç bir senaryo yazıyor. Sonra da diyor ki abi kritik sahnelerde mürettebat gözükürken farklı mürettebatlar da gözüksün ki çeşitliliği biz hani göstermiş olalım diyor. Güzel. Bunu katıyor işin içine. Yeni Star Trek'lerde çeşitlilik yapacağız diye artık baba biraz daha hani senaryo uzaydayız bir şeyler keşfetmiyor muyuz? Hayır abi işte şu olacak bu olacak. Yani Twitter'a yaranacağım ne bileyim belli bir zümreye yaranacağım diye Star Trek'in zaten 60 seneden beri çok rahat çok rahattan kastım şöyle rahat. Kardeşim işte tekrar ediyorum ilk beyaz siyah öpüşmesini de ben yaptım ilk kadın kadın öpüşmeyi de ben koydum ekranıma evet. erkeklere elbise de giydirdim bunlar <laughs> yani her şey mı? var ya. bunlar bunlar kanal kapattıracak program kapattıracak hareketler yılına göre yapıldığında bu adamlar bunları yapmış yani bugün yeni Star Trek dizilerine emanet alanlar ya da yeni farklı filmlerde sosyal politik bir şeyler anlatmaya çalışanlar abi işte Picard gidiyor efendim e, işte Romulanların şeyinin üzerinde e, bilmem kimler giremez diyor. Picard oluyor bunu böyle yer atıyor. ırkçılık neymiş ya falan. De. Böyle abi yapmayın yani. <laughs> Yazamıyorsunuz ya, yani. Şunu hep söylüyoruz ya o kadar filmde dizide yani gömmek işin içine gömmek ya da düşündürtmek önemli. Bunlar kötü içerik olduğu zaman seyirci hmm. zaten çok akıllı değil artık. Biraz bunu gözden kaçırıyorlar. Zaten akıllı seyirci Kısıtlı ve senin orada onu vermeden de onlara hakim. Onları biliyor. Senin vermene ihtiyacı yok. Irkçılığın kötü Tabii. olduğunu. Sen artık biraz e, yani çok agresif de konuşmak istemiyorum da bu konulara uzak diyeyim. Yani bu konulara alışkın olmayan seyirciyi ikna etmen lazım. Böyle bir yola giriyorsan. E onu da abi biraz şey alıştırarak vermelisin. Birazcık yedirmelisin. Yoksa ben hep söylüyorum Tabii. abi kimsenin Karakter siyah oldu diye sen senle çok konuştuk zaten. Ayağa kalkmanın bir anlamı yok. Boş. Ama içerik kötü olunca işte o adam haklı o adam haklı olduğunu inanıyor. O adam senin başka bir iş yaptığını düşünüyor ki öyle de oluyorsun işte. O, o yola düşmüş hmm. oluyorsun. Abi içeri iyi yapsan, odaklansan zaten o konuşmayı bir iki kişi yapar. Üçüncü de fade away olur gider. Yani fade out olur gider. Abi işte falan derler sustan mis gibi dizi mis gibi film der birisi. Tamam hmm. abi falan doğru ya haklısın biz de çok takmışız kafamıza. Doğru diyorsun falan deyip gider ama eline işte e, bu kozları verdiğin zaman insanlar zaten e, dövmeye hazır kavgaya hazır. E, böyle oluyor üzücü yani. Kör gözüne parmağım iş yaptıklarında olmuyor bak. Mesela buna iki tane örnek vereceğim. E, dizi içerisinde doğru düzgün işleyerek bir konuyu anlatmak da mümkün. Star Trek The Next Generation'da zaten bir sürü konuyla ilgili bir sürü bölüm göreceğiz. Yani cinsiyetsiz karakterler de çıkacak. Üç cinsiyetli ırklar da çıkacak. The Next Generation harika bir dizi bu açıdan. Ama eski Trek'te bir tane The Original Series'de bir tane bölüm vardır. İzleyenler varsa hatırlayacak. E, o bölümde abi bir gezegene gidiyorlar. O gezegende iki o gezegenin insanları birbirle savaşa tutuşmuş tamam mı? Bu gezegenin insanların bir kısmının sağı siyah solu beyaz bir kısmının solu beyaz sağı siyah. <laughs> tamam mı? Artık böyle bariz yani. Ee, ya ve sen ister istemez şey diyorsun. Allah aşkına abi bunun için bir kavga ediyorsun. Yani bakınca o kadar ayıramıyorsun bile çünkü sen anladın mı? Çünkü kamera açıları falan yüzünden. Ben şu an sağda mıyım solda mıyım derken şeyi kaçırıyorsun. Ama bunlar birbirleriyle kanlı bıçaklı girmişler. Mesela bunun ne kadar absürt olduğunu işliyorlar orada. E, süper. Sen de haliyle biraz şeyi düşünüyorsun. Mesela bunun yine Rick and Morty'nin bir bölümü de aynı Star Trek'teki şekliyle işin için almıştı. Rick and Morty'nin bir bölümünde herkesin zihnine ele geçiren abla gücünü geri çektiğinde bir anda bir öğreniyoruz ki o gezegendeki tipler işte birisinin meme uçları sivriymiş diğerinin meme uçları yuvarlakmış. <laughs> meme uçları sivri olanlar meme uçları yuvarlak olanlara böyle tekme tokat falan giriyorlar böyle kavga çıkıyor bir anda ırksal kavgalar falan. Mesela o da dost koca bir Rick and Morty bölümünün ortasında abi hala mı yani Allah aşkına bak ne kadar salakça duruyor deyip böyle bir konuyu yedirebiliyor. Ya da işte Star Trek'in bu bölümünde sen bir noktada elbise giyen bir adam gördüğünde kafanda şey oluyorsun. Adam bu adam travesti mi yani kadın kıyafetleri mi giyiyor acaba diyorsun. Yani o noktada şunu diyorsun kafanda. E, Okey abi herif gelecek de artık yani erkek kıyafeti mi giydin kadın kıyafeti mi giydin buna takılmadıkları bir dönemde deyip geçebilirsin ve bu sana bir pozitif mesaj olabilir. Ya da diğer bir sürü seyircinin yaptığı gibi o elbise ne ya diye internette aratabilirsin. İnternette arattığında da bunun aslında... Starfleet'in resmi üniforması olduğu falan filan evet. gibi ilginç detayları da öğrenebilirsin. Yine alırsın mesajını devam edersin. Ee, diyeceğim bu. Yani bunlar güzel detaylar. Ee, bazen gözümüzün önüne koyuyor bazı yapmak istediği progresif e, hareketleri. Bazen daha arkaya saklıyor ama bir şekilde hep seni bir şeyler düşünmeye itiyor ya, Star Trek. Zaten şey iyi yapıyorlar ben de onu, onu da ekleyip ufaktan kapatabiliriz bölümü. Sezon başından beri işte insanlığın geçmişiyle ilgili zaten özellikle bunu vurguluyor hataları bilmem ne ileriki bölümlerde konuşacağız. Bitmeyecek yani bu konu arınmasını abi hep alışkanlıkla geliyor yani 80'ler bir de 90'lar Türkiye'de de... ...televizyonun reklamların patladığı dönem her şey bir alışkanlık yaratıyor. Şimdi düşünsene doğum, doğ, doğduğu anda insanoğlu işte renkten örnek vereceğim işte erkek siyah giyer, kadın işte mavi giyer ya da işte kadın da ne bileyim açık renkler, pembe giyer. İşte gelinlik beyaz olur, şu bilmem ne olur. Ya yani bunlar hep bir yani bir doğa kanunu değil anladın mı? Tepeden inme bir şey. Bu tahmin alışkanlık. Reklamlar bize margarin yedir daha bir yıllarca iyi diye. Yani bunu düşünmüyor insanlar. Oğlum bunların hepsi doğru ya da yanlış olmayabilir. Yani tercih meselesi ki biz de gençken hep koyu renkler giyerdim. Şimdi mor giymek, kırmızı giymek şaşırtmıyor. Buradan da Star Trek'e geleceğim. Ya hoşuma gidiyor yani. Çünkü bu sefer şeyi öğreniyorum. Oğlum, ayakkabımla uyumlu, abımla güzel. E bir güven veriyor, hoş geliyor. E güzel, hoşuma da gitti. Dışarıdan e, sana iyi gözle bakılmasını da sağlıyorsun. Bu da bir insana güven veren bir şey. Star Trek'te de renkler hep böyle işte. Sarı, kırmızı, üniformalar hep renkli. Yani bugün herhangi bir, tamam bu bir askeriye gemisi değil ama bir resmi gemi. Bugün hangi ordunun ki vardır illaki kaçırmışımdır biri çıkar yazar yorumlarda mutlaka yazın farklı renk varsa ama hep koyu renktir yani e, hiçbir zaman böyle değişik renk göremezsin ha, tamam, bunun kamuflaj kısmı ayrı yani taktikli savaşa girmiyorum ama temsili kıyafetlerde de hep koyu renk olur o yüzden hani Star Trek bunları da yıkmasıyla hani insanlara bakın siz yıllardır bir alışkanlığa tutuldunuz gidiyorsunuz biz 80'lerdeyiz bak ama o zaman için hani bu ileride gelecekte böyle şeyler olacak. Biraz hazırlayın kendinizi demeye çalışması en güzel yönü zaten. Deyip bu bölümü de o zaman ufaktan kapatıyorum ekleyeceğim bir şey yoksa. Evet evet yok böyle Süper. yani. Süper o zaman bölüm üzerinden bence bayağı konuşabilecek bütün detayları konuştuk. Bayağı da güzel konuştuk hoşuma gitti. Bir sonraki bölümde Lonely Among Us'ı konuşacağız. Eee muhtemelen bu videoyu izledikten siz birkaç gün sonra o da gelmiş olacak. Bu arada yatay bakış, dikey çakış, Sungurun kanı devam ediyor. Linkler bizim kanalda geliyor. Star Trek devam ediyor. Hepsine tıklayın. Bizi sevin, öpün, sarılın. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz.